Yatırımdan herkese günaydın. Ben Bilgen Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte günlük piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz, günaydın. Günaydın. Başlayalım istersen. Yeni seçişler gördük dün. Şu an zaten onu da arkaya getirdik. Onunla başlayalım dedik. Bir dolar TL'de bir yükseliş var. Gün içinde en yüksek tarihi zirve 3.11.63 seviyesini gördük. Buradaki ana neden Bloomberg Dolar Spot Endeksindeki yükseliş. Onu da yan yana getirirsek sanırım daha açıklayıcı olacak. Hatta bunun yanına dolar TL grafiğini koyalım. Bunun periyodunu değiştirelim. Altmış günlük döneme bir bakalım. Önemli ölçüde benzeşiyor. Bugünkü hareket nereden ileri geliyor ona bakalım. Bunun yanına dolar TL'yi ekleyelim. Ve görelim. Hareketin bir kısmı Bloomberg Dolar Endeksindeki hareketten kaynaklanıyor. Dolar TL'deki yükselişin 3.10.80'lerden 3.11'lere doğru sabah saatlerinde, çünkü ciddi bir yükseliş var. Bloomberg Dolar Spot Endeksinde bu mavi ile gösterilen çizgi. Dün hangi ekonomik veriler açıklanmıştı, buna dair bir giriş yapalım. Konuya gelmeden önce. ABD'de Ağustos'ta aylık bazda 0.10 oranında artan dayanıklı mal siparişlerinin Eylül'de 0.10 oranında düştüğünü gördük. Beklenti dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda sabit kalması yönündeydi, değişmemesi yönündeydi. Ancak burada savunma ve ulaştırma hariç alt kaleme bakıyoruz. Buna ilişkin beklenti 0.30'du. Yine beklenti dahilinde bir hareket gördük. Bu da dayanıklı mal siparişleri verisinin Fed'in arzu ettiği noktada olduğunu gösterebilir. Diğer yandan dün TCMB 2016 yılına ait 4. enflasyon raporunu sundu. 2016 yılı enflasyon tahmini %7,5 oranında sabit tutulurken 2017 yılı enflasyon tahmini 50 bas puan yukarı yönde revize edilerek 6.50'ye yükseltildi. TCMB Ekim ayında finansal koşullardaki sıkılığın azalması ve maliyet unsurlarındaki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak sadeleşme sürecine ara vermişti. Merkez Bankası sadeleşmeyle hedeflenen kazanımların büyük ölçüde elde edildiğini söylemişti. Buradan anlamamız gereken artık TCMB sadeleşme adımlarının sonuna yaklaştı diyebiliriz. En azından üyelerin ifadelerinden bunu anlıyoruz. Burada son adım ne olabilir? İşte faiz artırımı yönünde son küçük bir adım, bir hafta vadeli repo ihale faizinde. Sonrasında zaten faiz koridoru 100 bas puanla genişlemiş olduğu için tam orta noktada faiz koridoru politikasında terk etme imkanı bulabilirler. Böylelikle karışıklık ve işte para politikasının aktarım mekanizmasının etkinliği daha net olabilir. Çünkü yabancı yatırımcı nezdinde bu faiz koridoru politikası biraz kafa karışıklığı yaratıyordu. Çünkü işte politika faizi olarak, yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti sürekli gezindiği için belli bir aralıkta öngörülebilirlik açısından bir kafa karışıklığı yaratıyordu. Çünkü işte 3 tane politika faizi var gibi şey. 2 tane fonlama var. Biri işte 1 hafta vadeli repo ihale faiziyle fonlama. Diğeri de işte marjinal fonlama olarak adlandırılan iki farklı fonlamaydı. Şu an fonlamanın önemli bir kısmı bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılıyordu. Zaten bütünüyle belki oradan yapılması kararlaştırılabilir. Sadeleşme programının sonlanmasıyla birlikte şu an yalnız ara verilmiş gibi duruyor bu politikaya. Ve faiz indirimine de gerek duyulmuyor. Finansal koşullardaki sıkılığın azalması demek de fona ulaşma imkanı şu an
önceki aya göre bir miktar daha iyi. Bir miktar daha iyi olduğu için de faiz indirmeye gerek duymadı Merkez Bankası. İlerleyen dönemde bunu kullanmak üzere kenarda bir seçenek olarak tutuyor. İşte enflasyon görünümündeki iyileşmenin sonlandığını da düşünüyor olabilir. Gıda fiyatlarında zaten oldukça düşük seviyelere geriledik. Bunun da tarihsel ortalamaya bir dönüşü olacaksa, yani bunun tarihsel ortalaması daha yukarılarda, buna bir dönüşü olacaksa bu da manşet enflasyonu yukarı taşıyacak bir gelişme. O yüzden şu anda duraksaması makul bir durum, kabul edilebilir bir durum. Bugün açıklanacak en önemli ekonomik gelişmeye baktığımızda bugünün en önemli ekonomik gelişmesi ABD'de açıklanacak 3. çeyrek dönemine ilişkin büyüme rakamı. 2016 yılı 2. çeyreğinde ABD ekonomisi yıllık bazda, çeyreksel olarak yıllık bazda, yıllıklandırılmış olarak 1.4 oranında büyümüştü. 3. çeyrekte bu büyüme rakamının 2.5 olması bekleniyor. Burada iki tane tahmin var. Bu 2.5 dediğimiz Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini. Atlanta Fed'in geliştirmiş olduğu bir model var. Buna göre %2 büyüme bekleniyor. New York Fed'in Now Casting Report adı verilen bir büyüme modeli var. Bu da 2.2 tahmin ediyor. 2014 yılının ilk dönemlerinde Atlanta Fed daha başarılıydı. Fakat Atlanta Fed son tahminlerinde biraz hesaplama metodu olarak yanıldı. New York Fed'in Now Casting'i şu an daha popüler. 2.2, yani burada biz ne anlayacağız? 2.2 ila 2.50 arasındaki büyüme rakamı işte Fed'in arzu ettiği bir büyüme rakamı, Fed'in öngördüğü bir büyüme rakamı. Fed'in öngördüğü hatlarda gerçekleşmesi büyümenin de işte Aralık ayında faiz artırımını mümkün kılabilir. Şöyle olur, ne olur? 2.5'un çok altında bir büyüme rakamı olur. %2'nin de altında bir büyüme rakamı gelir. Bu durumda ne olur? Aralık'ta faiz artırımı ihtimali suya düşebilir. Yani Aralık'ta faiz artırımına gidilemeyebilir. İlerleyen dönemde faiz. Bugünkü veri çok 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 önemli. Oldukça önemli. Bunu çok yakından takip etmekte fayda var. Son zamanların en önemli ekonomik verisi. Hatta öyle söyleyebilirim. Hatta şeyden de önemli. Tarım dışı istihdam rakamlarından dahi daha önemli. Çünkü İstihdam da işte son dönemde zaten ABD ekonomisi tam istihdam seviyesine çok yaklaştı. İşte bazı hesaplamalara göre 4.75, bazı hesaplamalara göre işte 5.2. O aralıktaki her işsizlik oranı veya işte bu işsizlik oranının işte 4.6'ya doğru yakınsaması demek, işte %5'in altındaki her işsizlik oranı işte ABD ekonomisinin tam istihdama yaklaştığını gösteriyor. ABD ekonomisinin tam istihdama yaklaştığına yönelik bir işaret de zaten iş gücüne katılım oranının artık yavaş yavaş yükselmeye başlaması. Bu da demek oluyor ki daha önce iş gücünün dışında kalan kesimler istihdam piyasası iyi olduğu için, işte insanları çalışmaya teşvik ettiği için artıyor. Bu da demek oluyor ki istihdam piyasası iyi oluyor. Ücretler yüksek. Çalışmayı tercih etmeyen birisi de bu sefer çalışmak istiyor veya daha önce iş bulamadığı için geri çekilmiş, şu anda geri dönen kişiler var. Bunların hareketi önemli. Zaten BLS'in izlediği farklı alt detaylar var. İşsizlik oranında. Onlar zaten çok daha uzun bir konu. Doların değer kazanmasını peki buna mı bağlıyoruz? Doların değer kazanması yakın dönemde zaten istihdam rakamları güçlü gerçekleşmeye devam ediyor. Enflasyon yakın dönemde işte emtia fiyatlarının yükselişiyle birlikte hem manşet enflasyon, işte doların da son dönemde çok fazla agresif bir şekilde değer kazanmamış olması, önceki döneme göre değer kazanmamış. Burada yıllık bazdaki değişime bakalım. Çünkü geçen sene bu zamanlar dolar Fed'in faiz artırımına gideceği düşüncesiyle daha yukarılardaydı. Şimdi burada biz doların baz etkisine baktığımızda zaten çok büyük bir yüzdesel değişim yok. Bu olmadığı zaman da enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlemesi daha mümkün olabiliyor. Fed burada enflasyonun %2 civarında istikrar kazanmasını arzu ediyor. Orta vadede enflasyonun %2 hedef seviyesine doğru ilerlemeye devam etmesi, ABD ekonomisinin tam istihdama yakınsaması zaten Fed'in arzu ettiği bir gelişme. Fed'in adım atamama nedenleri neydi? Zaten daha önce
büyümedeki zayıflık ilk çeyrek, ikinci çeyrek yani 2016 yılının ilk yarısındaki büyümedeki zayıflık Fed'in adım atmasına engel olmaktaydı. Diğer yandan ise ne vardı burada? Büyüme rakamını sınırlayan bazı gelişmeler vardı. Neydi? İşte Çin piyasalarında yaşanan bir oynaklık. İşte Fed'in durmasına neden oluyor. Çünkü işte Fed bu durumdan çekince duruyor. Mesela burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Finansal koşullar dün TCMB'nin enflasyon raporunda da yer bulmuştu. Dilersen şuradan mesela finansal koşullar endeksine bakalım. Şöyle bir şey görebiliyoruz. Şimdi burada ABD'de finansal koşullar endeksi eksi 0.3 seviyesinde. Çin devalüasyonu yapıldığında bu rakam kaça gerilemişti? Eksi 1'lere, eksi 1.4'lere gerilemişti. Burada fona ulaşma imkanı zaten çok güçtü. Fona ulaşma imkanının çok güç olduğu bir dönemde faiz artırımına gitmek ABD ekonomisini daha da çıkmaza sokmak demek. Şu an bulunan seviye makul bir seviye. Yani faiz artırımına gitmek şu anda ABD piyasalarını çok fazla yaralamayacaktır diyebiliriz. Ana hikaye olarak. Burada Fed ne zaman uzak duruyor? İşte Brexit mesela. Brexit olduğu zaman eksi birlere gelirmiş finansal koşullar. Finans sisteminin oyuncuları o dönemde kredi koşullarını daha sıkılaştırmışlar. Fona ulaşma imkanı daha güç olmuş. Fona ulaşma imkanı güç olduğu için de sen şimdi burada faiz artırımına gidersen Fed olarak daha da bunu sıkılaştıracağın için böyle bir zorlukla karşı karşıya kalırsın. Şu an hem finansal koşullar hem istihdam piyasası hem enflasyon faiz artırımı için uygun bir zemin sunuyor. Eğer ki büyüme rakamı da bir hayal kırıklığı yaratmazsa zaten Fed üyeleri de son dönemde ne diyorlardı? Başkan Yellen zaten bunu açıkça söyledi. Çok kötü bir veri veya çok beklenmedik bir olay olmazsa 2016 yılı içinde faiz artırımına gitmek artık çok yüksek ihtimal artık. Fed zaten genelde Aralık aylarında seviyor. Politika yönlendirmesi açısından işte toplantı metnini değiştiriyor bazen. Bazen işte tapering'e başlamıştı öncekinden önceki Aralık'ta 2013 Aralık, 2014 Aralık'ta. Yani böyle çeşit çeşit şeyler oluyor. 2013 Aralık, bak yanlış oldu. Dilersen teknik seviyeler alalım senden. Altınla başlayalım yine. Altında dün çok sert hareketlikler yaşandığını gözlemlemedik. Maviyle gösterdiğimiz yükseliş kanalının hala o trendin içerisinde hareketlerini devam ettirdiğini görüyoruz. Bugün için 1270 seviyesi destek olarak da direnç olarak takip edilebilir. Destek olarak da 1265 seviyesi gün içerisinde takip edilebilir hareketlerin devamlılığı açısından. Euro-Dolar tarafında bugün biraz önce Deniz'in de söylediği gibi gelecek olan Amerika tarafından büyüme verisi önemli olacak yine hareketlilikte. Şu an için yatay yakın bir seyir izliyor. 1.09 seviyesini yatırımcılar takip edebilir. 1.09'un üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler yine aynı şekilde 1.09'un altında kalması durumunda. Bu 4 saatlik grafikler için söylüyoruz. Aşağı yönlü hareketler kısa vadeli olarak gözlenebilir. Hareketlerin euro dolar tarafında sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar Türk lirasında yine zirve seviyeler bugün takip edildi. Şu an için 1.10-1.25 seviyelerin üzerinde kalması yükselişlerin devamlılığı açısından önemli. Kısa vadede bir miktar geri çekilme görülebilir. Burada da 0.960 seviyelerini takip edeceğiz. Dediğimiz gibi dolardan gelecek bugün veri çok çok önemli Amerika tarafından. O biraz da bize yön konusunda yardımcı olacak diyebiliriz. 3.10 seviyelerini yatırımcıların takip etmesi önemli olabilir. Petrol tarafında da yine hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 51.50 seviyeleri önemli hareketlilik açısından. 51.50'nin altında kaldığı takdirde aşağı yönlü hareketler 51.75 seviyesinin üzerinde kaldığı takdirde de yükselişler görülebilir petrol tarafında. Pound dolara bakacak olursak da yine maviyle gösterdiğimiz alanda bir sıkışma var olduğunu söylüyorduk. Bunun aşağı yönlü geçildiğini görüyoruz ama 1.21.50'nin altında kalmadığı sürece şu anda aşağı yönlü hareketlerin devam edeceği konusunda bir şey söylememiz zor. O yüzden 4 saatlik açılışlarda
düşüşler açısından 1.21, 50 yükselişler açısından da 1.22 seviyesini takip ediyor olacağız. Dolar Japon yeninde de yine bir kırmızıyla gördüğümüz yükseliş trendini sürdüğünü görüyoruz. Burada yeni desteğimiz bizim 105 seviyelerinde oluşuyor, 105'in üzerinde kaldığını gördük dün. Şu an için yatay yakın bir hareketlilik olsa da yeni yükselişler açısından 105-30 önemli. Burada da yine Amerika'dan gelecek olan veriler bu trendin devam edip etmeyeceğini bize gösterecek. Tabii ki de düşüşler açısından da eğer beklentinin aksi bir veri gelirse de 105'in altında kalırsa düşüşler gerçekleşebilir. DAX tarafında hareketlerinin sınırlı kaldığını gördük ama 10.800 seviyeleri ışılamadığı için bizim için şu anda 10.800 seviyeleri hala önemli bir direnç oluşturuyor. Üzerine kalması halinde yukarı yönlü hareketler yeniden beklenebilir. 10.700'lerin altında sarkarsa da aşağı yönlü bir hareketlik görülebilir. Şu anda yatay yakın bir seyir izlediğini söyleyebiliriz aslında. Benim ifade edeceklerim bu kadar ama yine kapatmadan demek istiyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir diyelim. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle.